Gelin, gelin, gelin ya, gelin. Gelin şuna dükkana. Gelin. Ben burada yeğenime 10 numara çeyiz yapacağım. Harika çeyiz olacak. Siz şimdi başka dükkana gitseniz en az 100 binlik olursunuz. Her şeyi gelişinden vereceğim. Aman Fikri abi, ne olur Allah'ın seversen bize hiçbir şeyi gelişinden verme. Çünkü Naime yengem de düğünde gelişine laf sokar bize ya. Vallahi bütün akraba sinir stres olur, yapma bize. Allah'ın seversen bunu yapma. Bana bak Cemil, duymayayım bunları. Ne demek yengem laf sokar? Yok öyle bir şey. Yengen karışmaz benim işlerime. Gelmez o dükkana. Sen rahat ol. Şşş! İbrahim! Şşş! İbrahim! Bak! Usta! Kalk lan! Öğlen yemeğini ne söyleyelim? Oğlum! Dükkanı daha yeni açtık lan. Ha, ne yemeği? Hadi söyleyelim. Lahmacun falan söyleriz işte. Uf! Lahmacun mu dedin? Oo çok iyi ya. Vallahi neşem yerine geldi usta. Lahmacun ha. Kıymayla ekmeğin dansı. Süpermiş. Sen önce git bir çay söyle hadi bize. Hadi 4 tane demli çay söyle. İbrahim Bey bir şey söyleyeceğim. Yalnız çayların biri limonlu olabilir mi? Nişanlım sadece öyle içiyor da. Nişanlım ne isterse o. Mustiş ya, yiyeceğim seni. Nişanlım ya. Ay şu hareketlere bak Allah'ını seversen ya. Zeytinburnu meslek sitesine yazdırdığımızdan beri kız görünce bir acayip oluyor bu ya. Ya bırak. Çocuklar birbirlerini sevmişler. Ben de yengenle öyleydim oğlum. Çok büyük aşk yaşadık biz. Ne? Gerçi bizim zamanımızda böyle düğünde her şeyi almaya imkanımız yoktu. Ama onların da olacak. Olacak. Çünkü amcası burada. Ay Mustişim ya, ne kadar iyi bir ailen var. Gerçekten kendimi her gün biraz daha şanslı hissediyorum. Ya nişanlım, benim amcam bir tanedir. Keşke amcam bir tane olsa. Keşke ama amcan 2 tane. Bir kendisi var, bir de yengem. Ve yengem bu dükkanın perde arkasından yönetendir. Biz buraya alışverişe geldik ya, yemin ederim her an buraya gelecekmiş gibi tedirginlik duyuyorum. Yani hiçbir şeyi o geldiğinde biz gelişini alamayacağız gibi. Öyle hissediyorum yani. Hadi kalkın gidelim biz, sonra geliriz. Hadi hayır, hayır. Gitmeyelim, gitmeyelim lütfen. Ya bir kere bak bir şey soracağım ya. Ne zamandır istediğim ne resim takımları, Mustiş, ben bunları hiçbir yerde bulamıyorum. Burada var, lütfen bunlardan alalım. Lütfen, lütfen, lütfen. Baba, bak kesinlikle gitmiyoruz ha. Buradayız yani, tamam mı? Nişanlım çünkü öyle diyor, tamam mı? Buradayız, bunları alacağız, tamam mı? Gidemeyiz yani. Cemil, otur lütfen. Otur lütfen. Nereye gidiyorsun ya? Bak çocuklar sevmişler ne resim takımlarını. 150'den vereceğim onları. Geniş fiyatından vereceğim. Normalde satış fiyatı 500 lira. Ama gelişinden vereceğim. Ya korkma. Yengem buraya gelmez. Gittim. Faturalar kesildi mi? Ah, bittin mi? Ay. Aşkım bir şey yapmadık. Gel öpeyim seni bir. Aa, Fikri beni hiç öpmesin. Hiç bulaşma bana. Hı. Ay ay Afacan ailesi. Afacan ailesi. Yine doluşmuşsunuz dükkana. Bayılıyorum bunlara çekirge sürüsü gibi hareket etmelerine. Bayılır. Ama sizin bu toplu halde hareket etmenize, birlik halde hareket etmenize ayrıca hastayım ben. Hasta. Niye geldiniz Cemil abi, niye geldiniz? Hoş bulduk yenge. Mustafa'ya çeyiz alışverişine çıktıydık da. Ay ben de bir an zannettim siz Fikri'yi özlediniz, geldiniz biliyor musun? Hı. Çünkü böyle bir şey mümkün değil Cemil abi. Ama siz samimisiniz ya. Sizde biraz yüz yok. Yok. Vallahi billahi. Tabii işiniz düştüğü için buraya geleceksiniz. Keşke ben de biraz sizin gibi rahat olabilsem. Keşke. Ya Fikri'nin böyle bir dükkanı var. Akrabalarına da zaafı var. Mükemmel bir kombinasyon. Kombinasyon. Herkes bunu böyle kullanamıyor biliyor musunuz? Herkes aptal, biz sizsiniz akıllı. Aklımda. Vallahi size helal olsun. Ama yılanın başı bu. Yılanın başı, yılanın başı. Şöyle az vurayım. Yılanın başı. Yenge ayıp oluyor ama vallahi yani biz şimdi yani kullanıyor muyuz abim yani? Aşk olsun ya. Ya ben öyle bir şey söpe ağzımdan öyle bir şey çıktı mı Fikri? Çıkmaz. Ay nasıl nefret ediyorum kocamdan. Ya vallahi benim ağzımdan öyle bir şey çıkmadı ya. Cemil abi sen beni yanlış anladın. Bu Fikri'nin görevi bu zaten ailedeki ya. Senelerdir yediriyor. Bir buna mı yediremeyecek ya? Herkes yedi bunun malını. Mustafa'nın ne farkı var diğerlerinden? Hepiniz aynısınız sizi. Hepiniz. Hepiniz. Çok sağ ol yenge. Sen de evleniyorsun ya. Sana maşallah. Maşallah. Sana maşallah. Yenge. Bu benim nişanlım bu arada. Ay. Ha, ilk önce biz beraberce söz taktık.
Sözden sonra işte ne bileyim beraber güzel bir kına gecesi yapacağız. Evleneceğiz, düğün yapacağız. Düğünden sonra... Aman. Aman. Aman çakmakla yaklaşmayın ha bu Mustafa'nın yanına. Vallahi patlayacak. Patlar. Sevinçten. Merhaba yengecim. Merhaba canım benim. Ben Mehtap. Ay canım şöyle sana doğru yürüyeyim. Ay benim güzelim. Görüyor musun Fikri ne kadar genç, taze, bir tane kırışığı yok. Aynı benim senden önceki halim gibi biliyor musun? Evet. Afacan ailesine ve dramalarına hoş geldin güzelim benim. Ay hoş bulduk yengecim ya. Aile o kadar tatlı, o kadar iyi ki. Gerçekten kendimi çok mutlu, çok şanslı hissediyorum yani. Hani öyle bir aile ki nasıl desem... Ya böyle kenetler birbirlerine, böyle. Aynen öyle, biliyor musun bir tane? Şöyleler. 30 kişi an böyle hareket ediyorlar. Beraber yiyorlar, beraber içiyorlar. Asla seni paçanı bırakmıyorlar. Kaçmak istiyorsa kaçamıyorsun o aileden. Öyle kalabalıklar. Kalabalıklar. Ne elinde ettin ne canım benim? Ha yengeciğim, amcamdan ilk alışverişimizi yaptık. Nevresim takımı, yani çarşaf takımı aldık. Bu arada bir şey söyleyeceğim. Çarşaf takımı demişken annenler yatağı aldılar mı? Aldılar hayatım. Bol yaylı aldılar mı? Evet, sıfırdı, sıfırdı. Allah! Ay Cemil abi biliyor musun? Hayatında ilk kez doğru bir karar verip bunu evlendiriyorsun biliyor musun? İlk kez. Fikri sen biraz da bu tarafa gideyim. Sen o çarşaf takımını kaçtan verdin? 150'den. Ay! Ay ben bunun adına, çok özür diliyorum sizden Cemil abi. Siz bizim akrabamızsınız. Bizim size gelişinden vermemiz gerekiyordu ya. Teşekkür ederim vallahi yengeciğim sağ ol. Ay abim yanlış hatırladı herhalde. Oldu, kusuru yok ya. Tamam. Onun gelişi 150 değil miydi ya? Hayır 600'dü Fikri. 600 mü? Ya herhalde bunun kafası sürekli akrabalarında olduğu için karıştırdı Cemil abi. Malın fiyatını karıştırdı herhalde bu mal. Gelişi 600. Gelişine ya çaktın yine Ozan Tufan gibi 90'a ya. Canım sana feda olsun. Ben ne yapayım? Tamam. Neyse biz bunu alıyoruz. O zaman tamam. Hadi biz kalkalım. Biraz yaş bu kadar yeter. Hadi. Bir dakika kalkamayız. Baba niye kalkıyoruz ya? Rica ederim. O zaman biz nişanlımın istediği şeyleri alalım yani değil mi? Onları almaya başlayalım. Biz tencere takımı istiyoruz. Niye? Tencere. Tencere takımı. Tamam ya. O bende. O bende. Önce daha çay söyledik. Nereye gidiyorsun sen? Ya bu çocukların daha bir tane nevresim takımıyla göndereceğiz. Daha mutfak takım var. Yemek takımı var. Mutfak, banyo var. Tabii canım otur. Daha yeni başladık. Oturun, oturun. Herkese çay. Gerçekten de herkesi söylemişsiniz. Vallahi bir kişi de demedim ki ben içmiyorum diye ya. Helal olsun vallahi. Ama ben bayılıyorum bu ailenin, bu nasız ailene. Ne versen yiyorlar, ne versen içiyorlar. Gerçekten. Çöp öğüticiler. Çöp öğüticiler. Evet, çok teşekkür ederim yengeciğim. Senin maşallah zekan hiç gelişmemiş. Neyse artık biz alacak listemizi yavaştan geçebiliriz baba. Tencere lütfen ama. Heh, tencere. İbo. Lahmacun. Ha, buyur usta. Ya oğlum lahmacun alacağız merak etme. Bana bak o arabanın bagajını aç. Söylediklerimizi götür arabaya koy. Tencere takımı bir tane. Tencere takımı evet. Yanına da şöyle çelikten iki tane kazan koy canım benim. Neden? Ya hayatım bunlar öyle mübarek insanlar ki ne zaman ki akşam yemeğine gelse orası bir iftar çadırı, Ramazan çadırı gibi oluyor. Öyle kalabalıklar. Öyle. Aa, müsteşim. Aile emekleriniz böyle şenlikli geçiyor öyle mi? Ya ne şenlik. Bayılırsın, delirirsin. Sabaha kadar ağladığım oldu biliyor musun benim o şenliklerde? Oldu. Roma şenliği gibi. Cemil abi senin yaşın yeter. Sen bilirsin Roma şenliklerini. Bilir, bilir. Her lafıma girme. Vallahi gözünün ortasına çarpar seni. Ya böyle hani bilirsen doymamak için kuş tüyüyle boğazlarını karıştırıp kusarlarmış ki sürekli yemek için. Yemek için. Heh, hatırlıyor musun? Sen de sabahtan girersin mutfağa gece yarısına kadar bunları yemek pişirirsin hayatım. Pişirirsin evet. Nasıl ya? Evlendikten sonra ben sabahtan akşama kadar mutfağa girip senin sürahine yemek mi yapacağım Mustafa? Ya nişanlım olur mu böyle? Yengeciğim, vallahi yaptığın esprilerle nişanlımı korkutuyorsun. Hayır hayatım, ben hazırlıklı olsun diye söylüyorum. Bir tanem. O zaman şöyle yapıyoruz. Bu tencereler 350 lira. Ben genişine veriyorum 250'den. Kazanlar da benden. Sakın bir fikir. Cemil abicim kazanlar normalde 400'ler, size 800. Niye bize iki katı acaba? 400 fark koydum ki o 400 5 yıl koşulsuz şartsız garanti demek.
Yani ben şimdi sana garantisi ürün verip seni mağdur etmek istemiyorum. Ben nişanlımı asla mağdur etmem babacığım. Oğlum senin beynine kan mı gitmiyor lan? Sen niye kanı tek odak noktasında biriktiriyorsun? Bütün vücuduna yaysana lan. Bir dakika. Bir dakika. O zaman benden ne bir tuzluk? Çorbada benim de tuzum olsun. Bravo, vallahi aynen. Vallahi. Çok destek oldun abi. Sağ olasın. Çok teşekkürler. Usta. Ya usta bir sorunumuz var. Ne oldu? Kazan mı yok? He kazan. Ha yok, kazanla alakası yok ya. Lahmacunların yanına acılı ezmemi söyleyelim, köz patlıcan mı söyleyelim? Çok arada kaldım, bilemiyorum. Sen olsan hangisi seçerdin? Köz patlıcan gibi geliyor bana ama. Oğlum daha işimiz gücümüz var ya. Lahmacunları bırak şimdi. Daha öyle ne olmadı ya? Oh ya. Bağırmadan git. Oldu. O zaman size afiyet olsun. Biz alacağımızı aldık. Yavaştan kalkalım. Kalan da internetten bakarız, toparlarız, gideriz. Hadi bakalım çocuklar, kalkalım. İnternetten bakmaya gerek yok. Gerek yok. Ben baktım zaten. Mustafa anlamıyorum yani. Zaten her şey altı bir tek çamaşır makinesi kaldı. Çamaşır makinesini buradan alabiliriz. Neden? Çünkü o konuştuğumuz markadan istiyorum ya. Burada var o marka. Babacığım bak lütfen. Konuştuğumuz marka olmazsa lütfen ben kesin. Ben nişanlımı üzmek istemiyorum. Duydun mu baba? Üz birazcık. Ne olacak ya? Yolun başında bu kadar yüz verirsen çok olmaz ama yani. Tamam, tamam. Üzülmeyin. Tamam, tamam. O beş kiloluk çamaşır makinesini biz alalım. Tamam. Cemil abi ya, sana boşuna salak demiyorlarmış biliyor musun? Haklılarmış. Haklılar. Gerçekten sen hiçbir şeyden anlamıyorsun. Ne 5 kilosu ya? Bu kıza 15 kilo çamaşır makinesi anca yeter ya. 15 kilo mu? Yengem biz iki kişiyiz. Bizden o kadar çamaşır çıkmaz ki. Hayatım sizden çıkmaz da Afacan ailesi sürekli yatıya gelmeyi seven sıcacık insanlar o yüzden. O yüzden. Ama yani çamaşır ne alaka onu anlamadım. Ya kızım bunlar sıcak insanlar dedim ya sana. Ha. Sürekli terliyorlar yani. Terlerler. İsmail Türüt gibi kocaman bir aile düşün hayatım. Anladın mı? Bir de bunların bir hırsı var, çocuk hırsı. Bunlar ne kadarsa o kadar da çocukları var. Bir de öyle alıştırmışlar çocukları, geliyorlar halının ortasına. Tabii canım Fikri, ben az mı temizledim sen hatırlıyor musun? Temizledin, çok temizledin. Babacığım ben asla nişanlıma sıvattırmam. Sıvattırmam. Vallahi sıvattırma yani ama biz seni meslek sesinden sonra direkt askere göndermemiz büyük hataymış oğlum ya. Oğlum ne yapıyorsun? Bu kadar yüz verme ya. Sakin ol. Tamam kay, o bize o zaman indirim yapacak mısınız bu çamaşır makinesi? Kaç olur en son? Kaç olur? Bak fiyatı burada işte. Bak. Aa ucuzmuş. Tamam. 1500 lira. Alırız evet. Biz. Tamam. Ya bir dakika ya. Ay Fikri kocaman elinle kapatmışsın ya. Bir sıfır daha vardı Cemil abi. 15.000 mi? Evet. 15.000 o zaman. 15.000 ya. Ama böyle ya. Olur mu abi ya? Böyle olmaz dayı mı? Bak. Ver oradan bir tane sabunluk. Sabunluk da benden. Amcaya bir şey söyleyebilir miyim? Ben pompalı sabunluk alabilir miyim? Fiyat farkı var ama olsun. Ay. Olsun. Ver. Oğlum pompalı. Sen manuel sabunluktan yeni kurtuldun. Pompalıya niye geçiyorsun ya? Vallahi abi sağ ol. Biz bu sabunluğun parasını nasıl öderiz diye derinlerini düşünüyorum. Bırak. Çocuğa yüklenme. Usta öğlen oldu. Söyleyeyim mi lahmacunları? Ya ne öğlen oğlum? Saat tam 10.30 ya. Teknik olarak bazı ülkelerde öğlen 12 oldu usta. İbo. O lahmacunları söylemezsen şerefsizsin. Git lahmacunu söylüyorsun. Ne söylüyorsun? Çekil git buradan bana. Yengelerin yengesi. Şurada bir tek sen insansın sen. Tamam, oh be. Niye sevindim o kadar ya? Allah'ını severseniz bize bir şey de indirim yapacak mısınız yenge? Kurban olayım ya. Ya her şey gelişinden verdik zaten Cemil abi ya. Bayılıyorum valla senin bu yüzsüz hallerine biliyor musun? Ama hiç üzülme. Böyle insanlar daha fazla yaşıyorlarmış. Deden senin neydi? 250 yaşında ölmüş değil mi? Yeter artık dayı mı? Ah başladı. Bak bak bak. Yeter artık. Bak 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 hareketlere. Yeter. Bak bak. Aynen üstüne kadar gidemezsin. Bak bak nereye? Onlar benim ailem. Sen nereye gidiyorsun nereye? Buraya gidiyorum. Odama doğru gidiyorum. Aileme böyle davranamazsın. Onlar benim ailem. Çocuklar evlenecekler, onlara indirim yapacağım. Ya tamam hadi. Eğer yapamazsam öldürürüm seni mi? Bak 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 bak. Öldürürüm. Bu çatal bıçak takımın üstüne düşürüm öldürürüm. Bak şu hallere bak ya. Sen hep buradan oraya o hareketleri yapmak için mi gittin? Hiç de utanmadın. Ya ver ya 150'den. Erkeklik onurunu öyle şeylerle tatmin et zavallı. Ver. Bak. Nasıl geçiyor lafım? Gördünüz değil mi? Vallahi bravo abi. Ayıptır söylemesi, köpek etmişsin yengemi ha. Ben size bir tane sarıyorum güzelden, en güzelinden. Bir tane yetmez. 10 tane ver kıza yedekli.
Ya. 10 tane. Niye 10 tane? Ya hayatım, bunların genetik mirası. Bunların kafa derileri yağlı olur hayatım. Bir de çarşaftan çıkmaz o koku, biliyor musun? Çıkmaz. O yüzden sen yiğit ekle al, ikide bir değiştirirsin canım. Değiştirirsin. Yenge, Allah'ın seversen bir mamülde indirim yaptın. Ondan da 10 tane aldırıyorsun ya. Şimdi Mustafa, ben bir şey söylemek istiyorum yalnız. 10 tane çarşaf için. Yani baban laf edecekse bu iş başından bitsin. Aman aşanma. Baba bak, duyuyorsun, başından bitsin diyor. Eğer bu iş başından biterse ben ne olurum, sen biliyor musun? Vallahi sen bu beyninle ne olacaksın çok merak ediyorum. Allah'ını seversen. Tamam tamam, neyse, alalım 10 tane. Tamam kızım, seni mi kıracağım ya? 10 tane veriyorum o zaman. Ver 10 tane. En güzelinden vereceğim 10 tane. Hayır, topla topla. En güzelinden, çünkü biz akrabayız. Ya biz akrabayız, biz akrabayız diye diye yani geçirdiniz ya, affedersiniz. Tamam. Öyle, tamamdır. Tamamdır. Sen hiç üzülme. Sizin 10 bini geçtin ya, evet. Size güzel bir hediyemiz var. Hayırdır? 10 bini geçenlere... Heh. Ağaç sertifikası. Sizin için güzel bir fidan diktik. Ağaç mı? Ya inanamıyorum enişte ya. Ne kadar duygusal bir adam. Adımıza incir ağacı dikmiş. Adımıza değil kızım, ocağımıza incir ağacı dikti. Ocağımıza. Bir aile bir yengeye düşmanse o aile incir yemeye mahkumdur Cemil abi. Şifreyi al. Mahkumdur. Dünyayı anlamak belki zor bir mesele. Ama hayat geçiyor şöyle böyle. Her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele. Katılarımıza ve de sen de söyle.